dy bölü dx demiş arkadaşlar. Bakın şimdi ikisi de t'ye bağlı fonksiyonlar. O yüzden şöyle yapabiliriz. dy bölü dt bölü dy bölü dx. Bakın şey dt, dx bölü dt yine. Bakın burada bunlar sadeleştiği zaman işte siz yine dy bölü dx elde ediyorsunuz. Bu bu şekilde aslında bir parametrik fonksiyon mantığıdır. İki elemanda. Aynı elemana bağlıysa x de t'ye bağlı y de t'ye bağlıysa bunu yapma hakkınız var arkadaşlar. Bilmeyenler için söylemiş olayım. Bir de konuyla ilgili eksiğiniz varsa yani buralarda böyle sıkıntı yaşıyorsunuz. Allah Allah ben hiç anlamadım diyorsanız. Ben çok ayrıntılı bir şekilde anlattım arkadaşlar YouTube'da. İsterseniz oradan da izlersiniz Eyüp B'den. Şimdi e, burada artık y'nin t'ye göre türevi 6 t kare eksi 1 bölü aşağıya baktığımız zaman x'in arkadaşlar t'ye göre türevi 2. t biliyor muyuz kaç olduğunu? Hayır. Ama neyi biliyoruz? x eşittir 1. Koy burada yerine 2t eksi 3. t buradan ne gelmiş oldu? 2. t gördüğüm yere 2 yazarsam 24 eksi 1'den 23 bölü 2 oldu. a şıkkı. Türevlilik önemli aslında ama bu soruda çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum bizi zorlayacak şekilde. Şimdi arkadaşlar Normal türev aldığınız zaman 1 bölü 2 karekök içinde x eksi 3 olacak, değil mi? X yerine 2 yazdığınızda içeriği negatif yapıyor, haliyle tanımlı değil. Yani bunun türevi daha tanımlı değil ki biz türevle ilgili yorum yapalım. Aynı şekilde fonksiyon yine kendisi zaten x eksi 3'te x gördüğünüz yere 2 yazamıyorsunuz ki daha türevini alayım da ben sol türev sağ türeve bakayım. Tanımsızlıktan bu patladı. Limite bakamıyorum bile. Buraya geldiğimiz zaman bazen sivri nokta yanlışlığı oluyor. Burada sivri nokta yok arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? x eksi 2'nin parantez karesi matematikte mutlak a'nın karesi a'nın da karesine eşittir. O yüzden bu bildiğiniz böyle bir parabol. Zaten parabolde x eksenine t etse ne verirseniz verin sıfır veya sıfırdan daha büyüktür. Bu yüzden bunun arkadaşlar bu noktada türevi vardır. Diğerine geldiğimiz zaman 4 bölü 3 x 2'nin 1 bölü 3. kuvveti yani küp kök x eksi 2. Burada zaten her noktada tanımlı olduğu için tek dereceli fonksiyonlar daha doğrusu tek dereceli kökler. O yüzden 2'yi rahatlıkla yerine yazabiliriz. Türevini aldığımızda sadece 0 çıkar. Bu yüzden bu da doğrudur. 2, 3 arkadaşlar D şıkkı. Peki tarafın türevini alayım bir. F türev 2x artı 3 içinin türevi eşittir 2. Şimdi burayı bir önce halledelim ama. Çünkü orası arkadaşlar ee, i̇ki kere şu ifadenin türevini al. Parantez içinin türevini al demektir. D kare olunca iki kere türevini al. Birinci türevi 3x kare bölü 3 eksi 2x bölü 2. Ee, bu ikiler ve üçler gidecek. x kare eksi x olacak. İkinci türevi de bu yüzden 2x eksi 1 olacak. Buna göre artık x kare artı 3 çarpı şunu siliyorum. x kare artı 3 çarpı 2x eksi 1'in çarpımının türevini alalım şimdi. Birincinin türevi 2x, ikinci aynen artı ikincinin türevi çarpı iki, birincinin aynısı. Buradan f türev 1 yapmak için x'e kaç vermek gerekiyor? Eksi 1. f türev 1 çarpı 2. Eksi 1 verdim, eksi 2. Buraya eksi 1 verdim, eksi 3. Sonra burada arkadaşlar 1 artı 3'ten 4 çarpı 2'den 8. Böylece 8 e, çarpı şurası değil artı tabi pardon şöyle. 8 artı 6'dan 14 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölersek demek ki f türev 1 eşitmiş 7'ye d şıkkı. Almadan önce şunu yapmanız gerekiyor. Limit türev integral fark etmiyor zaten. Bu değerleri içine yazarsak nasıl çıkar? Yazmadan 2'yi yazınca buraya en azından şunu anlıyorsunuz. anlıyorsunuz negatif. O yüzden eksiyle çarpılarak çıkar x kare eksi x artı 1 arkadaşlar deltası sıfırdan küçük olduğu için ne verirseniz verin daima pozitiftir orayı olduğu gibi çıkarma hakkın var. Şimdi f türev 2'ye şimdi başlayacağız. x kare eksi 2x artı 4. Bunu yapmak gerekiyor arkadaşlar. Şu an ne için yapıyorum bunu? 2 için. Türevini aldığım zaman 2x eksi 2 f türev 2 diyorum. 4 eksi 2'den 2 oldu. Bu tamam. Şimdi geliyorum aynı şeyi 4 için yapacağım. 4 için arkadaşlar olduğu gibi çıkıyor. X eksi 3. Zaten diğerinin deltası negatif olduğu için o da olduğu gibi çıkıyor. Bu 4 için de türev aldığım zaman x kare eksi x'ler birbirini götürdü. Sadece 2x oldu. F4 de buradan türevi 8 yaptı. Bu ikisinin toplamı soruluyordu. 2 artı 8, 10 yani a şıkkı. Bu soruda arkadaşlar çarpımın türevi yapmak yerine kolay olanı tercih edip çarpacağız sonra türev alacağız. Sonuç olarak bakın x eksi 2 ile siz x kare artı 2 x artı 4'ü çarparsanız x küp eksi 8 e elde edersiniz. Burada da bu ikisini çarparsanız x küp artı 8 e elde edersiniz. Biz neden çarpımın türevini yapıyoruz? Kolaylık olsun diye mesela şöyle x kare çarpı x kare eksi 1'in türevini alırken çarpım türevinden mi yapıyorsunuz yoksa diyorsunuz böyle dur ben onu çarpayım ondan sonra türevini alayım. Tabii ki ikincisi daha kolay. O yüzden illa çarpımın türevinin kurallarıyla yapmak zorunda değilsin. Kolay olanı tercih ettim ve o çarpımları gördüm çarptıktan sonra. iki kare fark oldu. İşte bak x üzeri 6 x 64 yaptı. F çarpı gx. Al türevini 6x üzeri 5. F çarpı g'nin türevi arkadaşlar. X yerine 1 yaz. Cevap 6 oldu. F çarpı G'nin türevi 1. A şıkkı. F'in tersinin türevi ne al diyor. Sonra da 2 yaz yerine. Bir fonksiyonun tersi nasıl alınır? X yalnız bırakılarak. Burası Y. Hem tersini almayı hatırlayalım. Y artı 1 eşittir. Kökün içinde X artı 3. Her iki tarafın karesini al. Y artı 1'in karesi eşittir. X artı 3. Şimdi at sol tarafa y artı 1'in karesi eksi 3 eşittir x. Şimdi artık ne diyoruz? Tabii ki f'in tersi x, x artı 1'in karesi eksi 3 oldu. Soru benden türevini al 2'yi yerine yaz diyor. Türevini alalım. Bunun türevi m'ye eşittir. 2 çarpı x artı 1 içinin türevi 1. x yerine ne yazacağız? 2. Buradan da 2 çarpı 2 artı 1 3 çarpı 1'den cevabımız 6 oldu. E şıkkı arkadaşlar i̇şte nasıl ki fonksiyonlarda x küçüktür 0, x büyüktür 0 kritik noktayı veriyor. Burada da bakın fonksiyonun değeri eğer 0 çıkarsa kritik noktadır. Fonksiyonun değeri 4 çıkarsa kritik noktadır. Aman dikkat. Bir de soruda lütfen dikkat edin. Normalde küçüktür 4, büyük eşittir 4 veya küçük eşittir 4, büyüktür 4 vermesi lazım. Olur da fonksiyon 4 çıkarsa hiç düşünmeden buna türevsiz diyeceğiz. Çünkü fonksiyon 4 noktasında tanımlanmamış gx fonksiyonu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla hemen buna ilgilendiren kısımdan başlıyorum. x eşittir 3'ten. x'e 3 verince bakın fx kaç oluyor? 4. Doğal olarak biz buna 4'ten küçük ve 4'ten büyük değerlerde bir de tam böyle küçük eşit dediği için o noktada sürekliliğine bakmamız lazım. Daha türeve gelene kadar. Ama bu sürekli olmayacağı için türevsiz olacak. 2'yi geçtik. 1'e gelirsek x eşittir 1 için x eşittir 1 için arkadaşlar fx kaç oluyor bakın 2 eksi 2'den 0 oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi 0 kritik nokta. Bir soldaki türev bir de sağdaki türeve bakalım. Soldaki türev arkadaşlar 2x. Sağdaki türev 2. Şimdi x yerine 0 verince şey x yerine 1 verince affedersiniz. x eşittir 1'di. Türev 2 geldi. Bu zaten sabit fonksiyon türevler birbirine eşit oldu. Bu bir tamam türevlidir. Bir de tabii şunu diyebilirsiniz. Bir dakika hocam siz türevli dediniz de bunun sürekliliğine bakmadınız. Sürekliliğine baktığımız zaman da arkadaşlar bakın şimdi burada sol limiti aldığımız zaman bir noktasında 2. Sağ limiti aldığımız zaman yine iki. Zaten gördüğünüz gibi burada sol ve sağ limit aynı zamanda o noktadaki fonksiyon eşit olduğu için problem yok. Hemen türeve geçtim o yüzden. Sona gelelim. X eşittir sıfır noktasındaki türeve. X'e sıfır verdiğim zaman fx ne oldu? Eksi 2. Eksi 2 kritik nokta mı? Hayır. Direkt bodoslama fx küçüktür sıfır. Hiç direkt sıfır bile gelmedi. Kritik nokta olmadığı için x kare artı 1'i direkt alabiliriz. Küçük değerlerde onu alacaktık. Bunun türevi arkadaşlar 2x yapar. Yerine yazdığımız zaman türev 0 olur. Bu yüzden bu noktada da türevli. Cevap 1 3 d şıkkı. Önce her iki tarafın türevini alıyorum. Dikkat. F 3F kare 2X çarpı F türev 2X adım adım gidiyorum. Lütfen dikkat. Sonra çarpı 2. Sanki arkadaşlar X küpün türevini alır gibi önce 3F kare. Sonra tabii ki bu X küp değil. Sonuçta F küp X arkadaşlar. Sonra normal kendisinin türevi. Bir de içinde 2X olduğu için 2'yi de unutmamalısınız. Eşittir diyeceğiz artık buradan. 2x eksi 2. Bizden f türev 4'ü istiyor. Şimdi yerine yazarsak 3f kare 4 olması için o zaman 2 yazacağız. 3f kare 4. f türev 4 çarpı 2. 2 yazdığım için 2 oldu. f kare 4'ü bulabilirsiniz. Çünkü f küp yerine yazarsanız 2 çarpı 2'den f küp 4 eşittir. Bu zaten x eksi 1'in karesi. Yerine de 2 yazdığımız için bir küp kökünü alırsak. F4 arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 olur. Karesi de yine 1 olur. 3 çarpı 1 çarpı F türev 4 çarpı bu ikileri de sadeleştirelim 1 olsun. F türev 4 her iki tarafı 3'e bölünce cevap 1 bölü 3 yaptı. B şıkkı. Her x gerçek sayısı için türevli ise zaten kritik noktalar hariç türevlidir de şu kritik noktada da türevli olması önemli. Türevli olması için de önce arkadaşlar sürekli bu bazen unutuluyor. Sonra sağ sol türeve bakacağız. Şimdi sürekli mi ona bakalım. Zaten olması gerekiyor türevli dediğine göre. Sol limite bakacağız bunun için. Sol limit x yerine 1 yazdığımızda 1 artı m artı n. Sağ limite baktığımız zaman aynı zamanda bu fonksiyon eşitlik olduğu için f1'e de eşit. Böylece arkadaşlar o da 1 artı 1'den 2 yaptı. m artı n eşittir 1. Dediğim gibi f1 de arkadaşlar x büyük eşit olduğu için yine 2'dir soldan ve sağdan sürekli ne, hatta eşitliğine de bakmış oldum. Şimdi m artı n'yi 1 bulduktan sonra bir de sağ türev sol türev birbirine eşit. Soldaki türev 2x artı m sağdaki türev 3x kare artı 1. Şimdi birleştirirsek bunları solda yerine yazdığımız zaman 2 artı m sağda yazdığımız zaman arkadaşlar 4. m demek ki 2'ymiş sağ ve sol türevin eşit olması için. m 2 olduğuna göre N de buradan eksi 1 yaptı. Çarpımları eksi 2 oldu C şıkkı. Belki türevli dediği için sadece türevliye bakmışsınızdır. Sürekliliğe bakmadığınız için gelmemiştir. Bunları biraz şöyle tehlikeli görüyorum. Böyle üniversitede türev görürken ilk kısımlar gibidir buralar arkadaşlar. Ama tabii sizi bazen aşabiliyor işin fiziksel boyutu olduğu için. Şöyle yapmak gerekiyor bakın. Normalde bunun hacmi 4 bölü 3 pi r küp değil mi? Ama yarı çap zamana bağlı olarak küçülüyor. O yüzden ben burada şöyle yapıyorum. Yarı çap bir t süresine bağlı. Yani yarı çapı bir fonksiyon gibi düşünüp rt diyorum. Tamam mı? Buna göre arkadaşlar e, artık şunu yapıyoruz. 4 bölü 3 pi sonra türev alıyorum bakın. Çünkü hız dediğimiz an değişim hızı türevdir. 4 bölü 3 pi 3 r kare yalnız r neye bağlı t'ye. O yüzden R üssü demeyi unutmuyorum bakın. Böylece eşit oluyor arkadaşlar bu hacmin türevine. Hacmin türevi de bir nevi zamana bağlı işte o da. Haliyle arkadaşlar artık bakın hacmin türevi hacmin hızını verecek. Değişim hızını verecek. Bu hacim değişme hızı 24 verilmiş. Hangi anda? Yarı çapın 6 olduğu anda. Yarı çap gördüğüm yere hemen 6 yazıyorum. 36. Sonra 3 zaten duruyor. İşte burada da yarı çapın değişim hızı mı arkadaşlar? R'nin türevi. Çünkü değişim hızı türev demektir. Neye bağlı? Zamana bağlı bir nevi. Böylece bu 3'ler gitmiş oldu. R'nin türevi eşittir 24 bölü 144 pi yaptı. Buradan da 1 bölü 6 pi oldu arkadaşlar. B şıkkı. Bu soruda uzun uzun lütfen türev almayın. Niye biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar zaten siz Böyle şey derseniz bunlar katsayı bir kere onlara zaten dokunmak yok. x eksi 6'ya göre türev alayım derseniz x artı 3 çarpı x artı 4 olur. Ben uzunca göstereyim ki yapmamanız gerektiğini görün. Boşu boşuna yaparsınız böylece sıkıntı olmasın işlem fazlalığı. Sonra x artı 3'e göre türev alırsınız. 1 çarpı x artı 4 çarpı x eksi 6 olur. Artı m eksi 1 çarpı m eksi 4 derseniz x eksi 6'ya göre türev x artı 3 çarpı x eksi 6 şey x artı 4. Bakın şimdi biz burada p türev x'i bulduk. Eksi 3 yazarsak zaten burası gidiyor. E, burası da gidiyor. Bu böyle kalıyor. O yüzden sıfırlayan bir değer varsa size tavsiyem sadece ona göre türev almanız yeterli. Geri kalanlarda hep x artı 3 çarpanı olduğu için mecburen bunlar bakın birbirini götürecek sıfır olacak arkadaşlar. Sadece x artı 3'e kadar olan kısmın türevini alırsak böylece demin söylediğim işte şu olay olur. Burada da artık p türev 3 yaparsak m eksi 1 çarpı m eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 9. Büyük eşit 0 olmalı. Artık buradan köklerden bir tanesi yani m'nin değerlerinden bir tanesi 1. Diğeri 4. Çarpan ne burada? Negatif. O zaman eksi ile başlayacağız. Artı eksi. 1 kapalı 4 kapalı aralığı. Doğal sayı demiş 4 tane doğal sayı 1, 2, 3, 4 sağlar. E şıkkı. Burada özel bir tanımlama yapmış. Bu tanımlamaya göre biz yaklaşık değeri bulabiliriz demiş. f türev x normal formülümüz aslında. Hani bu limit h0'a giderken ki muhabbetimiz var ya. Türev yapmış böyle. f x artı x'teki değişim eksi fx bölü x'teki değişim diye. Sonra fx artı x'teki değişim oradaki fark eşittir. ...içler dışlar çarpımı yaklaşık değeri bulmak için... ...fx artı f türev x çarpı e, delta x demiş. Kök 37'yi de hatta anlatmış bak. Kök 37 için önce fonksiyonu kök x diye tanımlamış. Sonra x eşittir 36 kare kökü olan bir sayı için kullanmış en yakın. Burada sayımız da 37 olduğu için aradaki fark ne bak 1. Dolayısıyla f türev x 1 bölü 2 kök x'ti malum. F türev 36'da yerine yazınca 1 bölü 12... Şimdi artık bak F37'yi bulurken F36 artı 1 çarpı F türe 36 olmuş. O zaman burada da aynı şekilde kök 68 için yine ne yapacağız? Kök x'i fx olarak belirleyelim. Sonra kök 68 de kök 64 artı 4 diye yazalım. Buradaki değişimimiz ne oldu? Bak 4 oldu. Dolayısıyla artık burada soruda bulmak istediğimiz e, f kök 68 diyelim böylece. Daha doğrusu f 68 diyelim şu şekilde. Çünkü x yerine bir nevi 64 ve 4 yazıyoruz. Dolayısıyla f 68 eşittir. Kurala göre gidersek bak 1 fx yani f 64. 2 f türev x f türev 64. Çarpı değişim yani o da ne? 4. Dolayısıyla bak tam böyle kurala uygun bir şekilde verdiği formüle göre yazdım. Şimdi bakalım bir kere F64 nedir? Kök 64 olduğu için 8'dir. F türev 64'ü bulalım. 1 bölü 2 kök x'tir türevi kök x'in. Yerine yazdığımız zaman 1 bölü 2 çarpı 8'den 1 bölü 16 olur. Sonra çarpı 4 ekledik. Dolayısıyla 8 artı 1 bölü 4 oldu payda eşitlediğim zaman 33 bölü 4 geldi C şıkkı.